Bu değil, net salata geldi. Oraya bakayım bari. Biraz daha dolu bir tabak mı tercih edilseydi acaba? Yani tabak biraz daha doldurulsa daha iyi olmaz mıydı? Ben şu an sadece bir yaprak aldım. Şu an ilgimi çektiniz. Şu anda mı? Evet. Çok şükür. Aynı şeye İkinci katılıyorum günde. Çünkü ya az evet, önceki gibi çok, gözüm yani dönmedi. Porsiyon olarak çok az. Biraz daha tabak dolabilirdi salatada. En azından gözümüz doyardı. Hepsini yiyecek miydiniz? Önemli olan sunum. En çok da bunu onun bilmesi gerekiyor düğün organizatörü olarak. Dün ben en azından organizatör olmadığım halde ananası oyup içine 5 çeşit malzeme doğradım. O kısıtlı zamanda bile ona bile puan verir miydi ya? Aa lütfen. Oğuzhan Bey tarafından. Ben salatayı bitirmeme... çok beğendim. Ben 0,5 verdim size orada. Seda 2 puan verdi. Hayır hayır, ben evet. Seda Hanım için söylemiyorum. Yani ya resmen ananası ben oydum, 5 çeşit malzeme doğradım ya. Hazine buyurun, aramıyorsunuz hanımefendi, buyurun, ne yapayım oyduysanız yani. Çünkü oyulmadan konuluyor. Ne var oymaktan, nasıl oydunuz, oymamışsınız bile. Ortasına az bir şey almışsınız, içine 2 tane ananas. Hanımefendi 1 saat içerisinde ananas aradı. 2 tane mi? İçerisine dedim size, ben oymak istiyorsanız ama. Bakın onu mikserle tarifini veriyorum. İşte benim bilgim olabilir, düşünmemişsiniz. Kaşıkla almışsınız, oydum. Oymamışsınız ki. Pardon, ne peki Pizan, o kadar... Lütfen ya, o lütfen. Sizinle yemek tartışamıyorum. Sıfır yani. Malzeme, yemek bilginiz, bilginiz hiçbir şeyiniz yok lütfen. O kadar malzemeyi nasıl sığdırdım ben içerisine? Kocaman bir ananasın ortasını doldurmuşum, yatağını açmışım. Ya bir şey söyleyeceğim, bıçakla açarım, kaşıkla açarım. Bu tercihe bağlıdır. Tabii ki. Her şey sizin tabii bildiğiniz ki. Gibi tabii ki ise... Bunu eleştirmiyorum ama oymamışsınız ki ben bunu eleştiriyorum. Oymadım da 5 çeşit malzemeyi nasıl doldurdum içine? Ya pardon. Şimdi bir şey diyeceğim. Bakın diyelim ki bunun zaten içinde... Zaten taşıyordu dediler. Bakın diyelim ki bunun içinde 5 çeşit malzeme var. Buyurun duydunuz bakın. Mu? Hayır işte oyamamışsın ondan taşıyor diye getirmek istiyor lafı. Onu... Lütfen ya lütfen mikser ya. Mikser falan Allah dediniz ya kokteyle yapmıyoruz hani. Lütfen efendim? Ya. Mikser buyurun, falan sizin. Dediniz ya mikserle... Mikserle ananas nasıl oluyor? Kokteyli mikserle kokteyl yapılmıyor oyulur. Zaten bu arada mikserle hanımefendi. Mikserle oyulmaz da. Hayır çırpınır zaman. Anlamadım. Shaker'lar falan var. Yani onları şöyle, göstereceğiz. Ananası, göstereceğim evet. Bunlarla alakalı da yarın umarım. Sıkıntı yok. Ben... Okey. Spoiler'ı vermek istemiyorum. Yarını bekleyelim. Spoiler verme dur sürpriz okay, olsun. Tamamdır. Dinlemiyorsunuz. Seda Hanım mikser diyorsunuz. Onur Beyciğim mikserle kokteyl yapıldığını iddia ediyor. Influencer'sınız. Ben mikser dediğiniz şöyle iki dişi olan şey. Kek yapmış. Evet evet evet. Kesinlikle aynısı. Buyurun. Oğuzhan Bey bir saniyenizi alabilir miyim? Beni konuşturmadığınız gibi hakkımda koş. Yanlış cümleler söylüyorsunuz. Ben böyle yanlış bir şey duydum acaba? Tamam, düzeltin o zaman yanlış ya, duyduysam. Okay. Susarsanız edeceğim. Tamam, susuyorum lütfen söyleyin. Lütfen benim de artık ses tonumu yükseltmeye başlayacaksınız çünkü. Okay, ben sakinim buyurun. Ben dinliyorum. Siz sakin olabilirsiniz de beni germeyin. Ben tamam, gelirsem siz buyurun, çok Sedan, daha fazla gelirsiniz. Onu da bir belirteyim. Okay. Ben mikserle kokteyl yapılır demedim. Tamam ne dediniz? Oyma işlemi... Zaten eğer bir meyve ise kaşıkla yapılır. Mikserle oyma işlemi olmaz. Ben bu cümlenizi ben de oyarım ama Seda mikserle nasıl oyma. Gösteririm. Ben okay. Size çok daha iyisini gösteririm ama mikserle yapmam tamam. Bu işi. Mikser sulandırır. Okay. Çünkü bir şeylerin kıvamını ayarlamak için suyunu alacak zaten. Koyacak. Kullanmak zorunda değil. Kıvam vermenize gerek yok diye belirtti. Okay, tamam. Teşekkürler. Teşekkür mikserle değil de çubuk blenderla böyle karpuzun falan içini oyuyorlar. Ben de görmüştüm. İşte o da bir mikser. O ayrı bir şey. Yani, o ayrı evet, bir şey. Evet, o evet. Ayrı bir ifade şey. O ayrı familyadan. O ayrı bir çok şey. Pardon. Evet, aynı familyadan. Altı tane. 6 tane ananası ben. 6 tane ananası. Yo ben ananastan bağımsız konuşuyorum. Hayır ben salatadan bahsettiğimiz için. O kadar. Ancak 6 taneyi mikser falan diyor ya, diyorsunuz ya Osman Bey. Yani açmışım, 5 çeşit malzemeyi doğramışım. Buyurun, salata mı? Biberli et şöleni. Şölene bak. Şölene bak, şefin tavası. Yani 7 puanlık Allah aşkına yani siz bana puan verecek derdiniz diye. Gerçekten yani ben puanı ben vermedim. Şölen göremeyince ne yapayım söylemeyeyim ya ben puanı ben vermedim. Zincir restoran tabağı gibi ama bu gerçekten Zuhal Hanım. Bu şefin tavası. Tamam da ne olsun istiyordunuz yani şölen. Düzensiz, işte şölen size, pardon. Bilmiyorum. Dün bir kasenin içine 2 dolma atıp bir yoğurt koyup... Şölen göremedin. Kendi tabağınızda bir mi tutuyorsunuz şu an? Tabağım alabilir miyim? Çok açım. Tamam, gerçekten. Çok açım, gerçekten bir, çok açım. Aynı cevap verir buyurun. Şu an benim tabağım daha başarılıydı. Kusura bakmayın. Çünkü ben en azından tavuk budunun içerisine mantarımı soteledim. Daha sonrasında verimi soteledim, soğanımı soteledim, kaşarımı koydum.
Çok büyük eziyet, evet. Onları ben yanlış gelmesine rağmen ya, tavukların kapattım, kızartabildim. Gerçekten. Emek şölen budur. Şölene bakın şefin tavası. Yani ben bunu daha çok böyle bu kadar söyleyeceğim. Ben şu an pişmanlık yaşıyorum ya. Verdiğiniz hiçbir gerçekten, şeyden pişman gerçekten olmayın. Gerçekten pişmanlık yaşıyorum şu anda. Yani Zuhal Hanım, bu biberli et şöleni değil de biberli et normal bir günü gibi olmuş. Ya ben et, bir şölen göremedim burada. Ya zaten fast food tabağı lütfen gibi. Siz gerçekten yemekten anladığınızdan emin misiniz? Çok eminim. Göreceğiz. Pardon, bildiğimiz neden pişmansınız verdiğinizde oyu? Çok ayıp olmuyor mu sizce? Aa, ben hayır, ayıp evet, çok pişmanım dediniz. Yorumları o zaman kapalı. Aa. Evet, pişmanım demek ne demek? Ben duyamamıştım. Hiç yorum yapmayacak ben, mıyım ben? Tabii ki yapacaksınız. Tabii ki yapacaksınız. Şölene daldınız ama, evet. Ama yani pişmanım denir şu mi? Şu an benim tabağımı kıyaslamış olmanız. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen garnitüre bakın, öyle konuşun. Allah aşkına ya, lütfen. Eti kavurup getirmişsiniz lütfen önüme, tabağıma bakıp siz duruyorsunuz. Siz garnitüre bakın, öyle konuşun. Ben bakacağım. Eti bırakın bir kenara. Ben bakacağım. Ben bakacağım. Eti de bırakın bir kenara lütfen, evet, çok rica ediyorum. Evet. Makarnamı da bırakın bir kenara. Sadece garnitüre bakarak konuşuyorsunuz. Çok rica tabii edeceğim. Tabii ben konuşacağım. Yani porsiyon olarak da bu arada ara sıcak tabağı daha yoğundu Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Burada sanki biraz eksik kalmış. Çok mersi, yeter. Etin porsiyonu mu az diyorsun? Yani genel olarak, yani zaten tabak et fix bir tabak olduğu için. Teşekkürler. İyiyim, ben size gene getiririm. Önemli değil, biz sunuma bakıyoruz. Yoksa tabii ki et vardır illaki de. Yani zaten sunum olarak bu şekilde yan yana dizildiği için belki bir makarnayı daha kaç paket haşladınız? Bir paket. Bir paket tam bu kadar mı çıktı? Gerçekten porsiyonlama çok az olmuş. Var. Daha bir sürü yemeğim var. Doğrudur da yani hani şöyle önce gözümüz hani tabakla doysaydı da ondan şimdi sonra karnımıza geçseydik. Boş tabak mı yani bu, az bir tabak mı? Tabak boş değil, tabak küçük. Tabak olduğu küçük için dolu duruyor. Yoksa porsiyonlamanız çok az. Mesela et şöleninde yoğun bir et görmek tabak isterdim açıkçası. Yani bu tabak küçük mü şu anda? Ya, üç ürüne göre küçük. Yuvarlak değil mi? Dikdörtgen ya. Anladım. Girmiş. Anladım Seda Hanım. Evet, evet. Onur, hepsinden tattın ama evet, değil mi? Evet, hepsinden tattım. Hem salatadan böyle, hem garnitürlerden, evet, makarna ve et. Salatada genel olarak yani narlı peynirli roka salatası denmiş ama bu narlı peynirli roka. Çünkü içinde başka herhangi bir malzeme göremedim, evet, ben sostan başka. Çünkü. Roka salatasına farklı bir malzeme de belki koyabilirdiniz. Yok, şey ya da en azından birazcık kaseyi dolu gösterebilirdiniz. Dibinde şey şöyle kalmış, çok azıcık yedim. Koymadım. Çünkü bu sadece narlı peynirli roka salatası. Anladım. Sosunda ne kullandınız? Limon, zeytinyağı, tuz. Ekşiliği bence yerinde ama porsiyon gerçekten çok, hı-hı, azdı. Onun dışında kullandığınız peynir, ezine peyniri sanırım, hı-hı, kullandınız. Keşke birazcık daha dolu olsaydı tabak ya da birazcık daha güzel süsleseydiniz. Belki üzerine biraz ceviz koyabilirdiniz, hı-hı, bir şey koyabilirdiniz. Bu sefer gerçi o zaman işte onda ceviz var, bunda da ceviz var olacak. O yemeğin o içinde karışık istedim olduğu için benim açıkçası. Yemeği de anlat bize bunu. Yemeği şöyle anlatayım, garnitür buz gibi. Evet, çünkü gerçekten soğuk olması gerekiyor. Bence sıcak olması gerekirdi. Yani ana yemekle birlikte en azından oda sıcaklığında koruyabilirdiniz. Buz gibi geldi. Buzdolabından çıkarıp getirmişsiniz gibi. Yani soğuk gelecekse bunları da soğutmaması için en azından farklı pişmesin bir tabak. Pişmesin garnitür. Bunlar da soğuk bu arada. Evet, makarna ve et de soğuk. Daha oraya geleceğim. Pişmesi okey, çok erimemiş ama brokoller biraz dağılmış sanırım çevirirken, hı hı, şey yaptınız. Brokoller dağılmış, karnabaharlar güzel pişmiş ama genel olarak soğuk ve dünkü yediğimiz garnitüre göre bana lezzetsiz geldi. Et? Et çok sert ve bir şölen havası göremedim ben burada. Biberli olduğu için en azından belki birazcık daha acı olabilirdi. Bir acılık yok, bir genel olarak sadece et kavurma yiyorum ben şu anda. Şefin tavası dediniz sanırım, o konuda size katılıyorum. Etler sert kalmış, nasıl peki pişirdiniz bilmiyorum. Makarna da ılık ve kreması yok. Kreması kremalı yok dendi ama kremayı herhalde kremalı mı demişti? Kendine. Tabii tabii, evet, iki paket krema olacak. Ya krema, iki paket krema i̇ki koymuş. Paket krema reyhanlı kremalı ama gördüğünüz gibi yani neredeyse hiç yok. Sadece dışına azıcık şey yapmış. 2 paket krema kattım. Burada bekleme sürecimiz var arkadaşlar. Ne kadar önce koydun? Krema. Ama belki sunumdan önce de birazcık ekleyip şey yapabilirdiniz ısıtırken. Gerçi dibine daha krema daha ısıtmadım. Çok erken mi koydun acaba sos makarna? Sos üzerine gezdirebilirdiniz, bir şey yapabilirdiniz. Tamam. En sona. Okey. Peki Seda'yı da zaten deneyim göreceksiniz. Garnitürlerin pişmesi gayet güzel fakat lezzeti yok. Tuzunu, limonunu çok fazla alamadım. Brokollerin dağılmasına çok takılmadım çünkü zaten dilimlemişsiniz biraz havuçlarla birlikte. Boyut olarak sıkıntım yok, pişme olarak da sıkıntım yok ama tat da yok.
Şimdi böyle bir yarışmada 50.000 TL için hazır paket makarna yapmak çok doğru gelmiyor bana açıkçası. Hani kendiniz yumurtayı, unu, suyu karıştırıp, su olmuyor gerçi onda, yumurtayla unu karıştırıp bir hamur yapıp ufacık bir şey açabilirdiniz. Zaten porsiyonlamanız az olmuş. İnşallah sizden yiyeceğiz o zaman. Ben makarna yapmayacağım, i̇nşallah. Güzel bir şey yiyeceğiz inşallah. Reyhan tadı gelmedi. Krema var ama krema koklatılmış gibi. Reyhan hiç vardı değil mi? Evet, reyhan tadı hiç gelmedi. Koyduk mu? Renk olarak aralarda gördüm. Hatta özellikle tadına bakmadan bir koklayayım dedim. Kokusu da gelmedi ki reyhan çok yoğun kokar. Evet. Ben bilerek yoğun katmadım, baskınlaştırmasın etle birlikte diye. Hiç anladım. Yok keşke... Yok, hiç yok keşke demeyin. Baskınlaştırmasın. Yani, yok, var aralarda. Bayağı reyhan var yani. Bir olay yeri inceleme gerekiyor görmek için. Etleriniz maalesef pişmemiş. Siz diri sevdiğinizi söylediniz de pirinçte. Acaba bütün her şeyi mi diri seviyorsunuz? Hayır, ben sadece dolma için bu benim için geçerli. Etlerim aslında normal, çabuk pişebilecek bir et. Yani bir antrikot aslında bu. Hocam çok kısa bir şey biliyorum, kusura bakmayın. Salatanız yok. Yemezseniz bu arada siz de etsiniz. Siz yoruma başlayacaksınız acaba hemen. Acaba porsiyon nüfusu mu oldu diye merak ettik zaten. Çok azdı. Hayır hayır. Burada yoksa da... eksiye girer zaten. Evet, hayır. Ama varmış. Var mı? Var. Ben varmış, diyecektim süper. Yorumum bitmedi. Sizi dinlediğim için tamam, tekrar evet. Salata nasıl? Salata da gene ekstra yoğun bir sos yok. Rokanın tadı güzel zaten. Narın tadı da güzel. Peynirin tadı da güzel. Doğramışsınız, etmişsiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Bir de şölenin sonuna sanırım benim tabağım denk geldi. Çünkü ben ette çok bir şölen göremedim. Hani burada bir heyecan, bir şey beklerdim. Ne beklerdiniz mesela? Daha yoğun bir renk beklerdim. Nasıl etin renk? Daha farklı olmasını beklerdim. Şekli başka olabilirdi. Nasıl bir renk? Mesela sarı biber de koyabilirdiniz. En azından daha bir renkli olurdu. Daha cıvıl cıvıl olurdu da daha bir şölen havası olurdu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Afiyet evet olsun. Oğuzhan, seni de dinleyeyim. Gülşah Hanım, şöyle öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Buyurun. Şimdi burada hani makarna var. Yanında et var ve sebzeler var. Dün zaten Filiz Hanım masasında da sebzeyi artık bunu zirvede bırakmamız gerektiğini, şu olaydan kesinlikle artık vazgeçmemiz gerektiğini, evet, söyledim. Zaten sobelenmişsiniz. Hemen hemen menünüzde çok yakın bu arada. Makarna öğrencilerin bile artık sıkıldığı bir durum. Bunu da artık bırakmamız ama gerekiyor. Ama yemekteyiz de artık çok sıkıldık pilavdan. Ama bir şey diyeceğim. Zaten pilav da yapmamak lazım. Mesela ben pilav da yapmayacağım, makarna da yapmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Bilinenlerin hiçbirisini yapmayacağım. Yani Oğuzhan Bey. Tamam, göreceğiz işte. Bakın söyleyebiliyorum en azından. Yapmayacağımı söyleyebiliyorum en azından. Bunun meselesi, evet. Hani bu beklentiyi siz sokuyorum zaten. Teşekkürler o zaman. Bu beklentiyi sokuyorum zaten. Etinizin birisi kuşbaşı kesilmiş, birisi jülyen kesilmiş, ikisi de farklı yöntemle kesilmiş. Sert olmuş, birisi pişmiş, biri sert olmuş. Orada bir teknik hata var zaten. Aynı derecede pişmemiş. Salatanız çok az. Yani gerçekten hani iyi şeyler söylemek istiyorum ama yapamıyorum. Yazık. Peki, afiyet olsun. Filiz, sendeyiz. Şöyle Zuhal Hanım, bu benimkinden ne farkı var? Çok eleştirildim ya dün. Charleston biberle alakasını kuramadım. Charleston mu var? Şunlar Kapya'da var. Charleston, Charleston var, biberi evet, kesinlikle alakalı bulamadım. Dediğim gibi şefin tavası gibi olmuş. Bu et sote bildiğimiz. Bildiğimiz et sote. Et sotenin içerisinde domates olur. Bunda domates yok. Vallahi mesela siz hani böyle şıklaştırmak için söylüyorsunuz ama bu bildiğimiz et sote. Hani bunu bir dediği gibi arkadaşlarında alacaksın, doğrayacaksın. Etleri siz mi doğradınız? Hayır. Kasap mı doğradı? Kasap doğradı. Peki dün benim masamda söylendiği zaman etleri siz mi dövdünüz? Onu ben aynı söylemedim. Şey, işte kim söylediyse buradan şu anda söyleyeyim. Doğranması normal bu. Ondan yani sonra bu resmen dediğim gibi et sote. Makarnanızda zaten kaşarları sonradan eklediniz. Reyhanlı söylemiştiniz, hı-hı, ya. Hani bol reyhan böyle. Hani böyle arayıp bulacağımız değil de bir tane reyhan var mesela tabağında. Beğenmemek için eleştiri yaptığımız zannediyorsunuz ya. Ananasa misilleme yapıyoruz sanırım şu anda Filiz Hanım. Hayır, hayır. Evet. Sadece buyurun. Hani bakın, bastıra bastıra reyhanla yazınca bol reyhanlı olması gerekiyor. Buyurun. Reyhan iki çeşit, iki tane. Hani kırmızı çok az. Bol reyhanlı değil de reyhanlı makarna. Reyhanlıysa tamam, bolunu çıkartıyorum ben. Reyhanlıysa reyhan görmek isterdim. Buyurun. Biraz bakın, tadını da alabilirdik keşke. Tadını da alabilirdik, kırmızısını da görebilirdik. Böyle karman çorman birbirine karışmamış olaydı. Daha geniş bir tabak olaydı. Evet. Salatanıza gelince. Vallahi ben yine ananas salatamın arkasındayım. Zuhal Hanımcığım, çünkü çok emek verdim. 5 çeşit malzeme doğradım. Az da olsa, az diyor ya Oğuzhan Bey, onu oydum. 5 çeşiti doğradım. Bu ne? Rokayı yıkadım. Üzerine narları koydum. Limonu sıktım.
salatalığından. Keşke siz de böyle bir salata yapsaydınız. Değil mi? Yiyseydik. Değil mi? Değil mi? Evet, emekten bahsediyoruz ya, yemek yarışması ya. Bakın. Emekten bitmedi yalnız. Özür dilerim. Emek ve yemekten bahsediyoruz ya. Ben en azından basitliğe kaçmadım. Bu yarışmaya ve ekibe saygıdan, Zuhal Hanım'a saygıdan arkasındayım salatamın. Çok emek verdim. Filiz Hanım 9 çeşit yemek yaptım. Neyin basitliğinden bahsediyoruz? Hayır, salataya geçtim. Hı. Yemeği bitirdim ben. Anladım. Çok emek verdim salatama. Bana büyük haksızlık yapıldı. Bundan emin olun. Filiz Hanım, size Canım. Haksızlık yapan ben değilim ama bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben size hayır, masama oturduğumuzdan beri. Yorumumu katmayayım mı? Size bana haksızlık yapanlara yapın lütfen siz bu kadar iğneli laflarınızı. Siz dün bir sürü böyle şu vardı bu vardı diyorsunuz ya, en azından şu bu vardı. Burada hiçbir şey yok. 5 çeşit çünkü malzeme. Olması gereken bu. Üstüne bastıra bastıra. Bunun içine domates bile hayır, olmaz. Hayır, Yemekteyiz programına katılıyorsunuz. Daha iddialı bir salatayla gelebilirdiniz. Ben roka salatasını tercih ettim. Ben de ananas salatasını tercih ettim. Ama keşke işte seçmeseydim. İşte keşke. Yani keşke. Bir şey soracağım. Bu morluklar Reyhan'ın rengi mi çıkmış? Evet. Anladım. Rengi yani. Çıkmış da niye tadı gelmedi? Sadece rengi çıkmış. Hiç tadı yok Reyhan'ın. Taze Reyhan bulamadık. Peki bir şey daha soracağım Naçize. Neden et şöleni ismini verdi? İçerisinde sarımsak, soğan, işte biberler olduğu için hani bir çoban kavurma ya da bilmem ne olsun istemedim. Et şöleni olsun istedim. O yüzden bir farklılık olsun istedim. Anladım. Teşekkür ederim. Eline rica sağlık. Ederim.